Günaydın. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. Sıcağı sıcağına son dakika bilgilerini aktararak dün akşam saatlerinden bu yana yaşanan olayı tüm dünya yakından takip ediyor. Pazar günü İran'ın kuzeyindeki dağlık alanda helikopter kaza yaptı ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet de o helikopterin içindeydi. Sabah saatlerinde, yani bundan 2 saat önce resmi olmasa da gelen bir bilgiyle birlikte İran Cumhurbaşkanı'nın hayatını kaybettiği bilgisi ulaştı ve reisinin yanında Dışişleri Bakanı da vardı. Hemen bir vakti değerlendirmek amacıyla muhabir arkadaşım Mehmet Karataş'ın bulunduğu noktaya gidelim. Çünkü uçağın enkazının bulunduğu noktaya yakın bir yerde. Mehmet, hoş geldin yayına. Nedir son durum? Neler konuşuluyor orada? Teşekkür ederim Cansu Envacı. Evet, İran'da şu an itibariyle gerçekten büyük bir üzüntü var. Çünkü geçtiğimiz dakikalarda bulunduğumuz bu noktada burada binlerce vatandaş bu noktaya doğru akın etmiş ve araçlarıyla buraya gelmişti. Ama sonrasında buradaki askeriyenin, emniyetin izin vermemesi üzerine geri gönderildiler ve şu anda da hatta yolun karşı tarafına da zaman zaman araçlar doluyor ama sonrasında da gönderiliyor. Bulunduğumuz bu noktadan biraz bahsetmek istiyorum. Kadir Mercan biraz daha bana dönebilirse bulunduğumuz bu noktayı biraz size tarif edelim. Burası Verzigan ve aslında kazanın, daha doğrusu işte cansız bedenlerinin İran Cumhurbaşkanı'nın ve Dışişleri Bakanı'nın da içerisinde olduğu o helikopterin enkazı hemen karşı noktamızda bulunduğunu sizlerle paylaşalım. Yani bulunduğumuz bu nokta arama kurtarma çalışmasının yapıldığı sıfır nokta, o bölgenin sıfır noktası. Çünkü az ileride, şimdi birazdan ekranlara taşıyacağız, Kadir Mercan size birazdan gösterecek ama öncesinde biraz daha karşı taraftan biraz söz etmek istiyorum. Bakın, karşı tarafta sislerin hala oldukça yoğun olduğunu görüyorsunuz. Hemen sislerin altında o siyah kısım aslında dağlık alan. Şu anda Kadir Mercan o görüntüyü ekranlara taşıyor. İşte şu anda ekranlarda gördüğünüz o sisli puslu olan nokta İran Cumhurbaşkanı reisinin hayatını kaybettiği dağ olduğunu sizlerle paylaşalım. İşte o bölgede gece boyunca çalışmalar yapıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile orada gerçekleştirmiş oldukları baraj açılışlarından sonra işte dönüş yoluna geçtiğinde helikopter şu anda ekranlarda, A Haber ekranlarında Kadir Mercan'ın ekranlara taşıdığı bu görüntüde gördüğünüz yerde ne yazık ki helikopter düştü ve enkazda orada bulundu ve gece boyunca o bölgelerde çalışmalar yapıldı. Şu anda da ekranlarda görüyorsunuz, oldukça dağlık bir alan ve hala bu saatlerde dahi oldukça yoğun bir sis olduğunu da görüyorsunuz. İşte bu sisin olması, havanın soğuk ve gece boyunca da aslında o bölgede bir yağış da vardı, yağışlı olması ve daha da önemlisi geniş bir alan ve engebeli olması sebebiyle o bölgede yapılan çalışmalar ne yazık ki artık imkansız hale gelmişti ve orada yapılan bu çalışmalar neticesinde gece saatleri, yani gece oldukça, hava karardıkça, sis arttıkça, yağış arttıkça ve hava soğudukça o bölgede artık çalışma yapmak imkansız bir hale geldi ki zaten orada havadan yapılan, helikopterlerle yapılan aramaların artık imkansız bir hal alması sebebiyle, yani teknolojiden bir noktada artık faydalanamıyor duruma gelince de araçlarla gitmeye karar verdiler ve belli bir noktaya araçlarla gittikten sonra zaten çok dağlık ve engebeli olması sebebiyle araçlarından da inip artık yürüyerek aramayı yapmak zorunda kaldılar. Arama kurtarma ekipleri, Kızılay ve yine burada muhafızlar, yani askeriyenin de o bölgede artık yaya şekilde arama yapmaya başladığını biliyoruz ve bu da tabii ki geniş bir alan olması, şartların ve hava koşullarının zor olmasından kaynaklı olarak orada bulmak oldukça zordu. Daha doğrusu o çalışmayı gerçekleştirmek, işte bu noktada akşam saatlerinde biliyorsunuz ki Türkiye'den de bir talepleri oldu. Biliyorsunuz bu talepleri de Akıncı, İHA ve yine gece görüşlü bir helikopterdi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan zaten bu üzüntülü haberin geldiği an itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeş ülke olan İran'ın yanında olduğunu ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etmişti ve gece saatlerinde de Akıncı buraya geldi ve burada da gece boyunca yaptığı çalışmalar sonuç verdi ki özellikle de oranın ne kadar zor şartlarda olduğu ve oradaki o engebeli alanı ekran görüntüsünü an be an kaydetti ve orada Akıncı'dan kaydedilen o görüntü
tüm dünya tarafından takip edildi. Çünkü hem sisli ve puslu olması sebebiyle görüş mesafesi birkaç metreye kadar düşerken, bir taraftan da orada dağlık olması, ağaçlıkların olması sebebiyle oranın ne kadar arama çalışmaların yaya şekilde zor olacağı da net bir şekilde ortaya kondu. Ancak sabaha karşı Akıncı'dan bir haber geldi. Akıncı'dan gelen koordinatlar şu yöndeydi. Bir ısı aldığını tespit etti ve o ısının tespit edilmesi ve o koordinatların İranlı yetkililerle paylaşılmasının hemen ardından Kızılay ekibi artık belli bir noktaya odaklandı. Aslında kırılma noktası buydu. Çünkü 14 saatlik bir çalışma neticesinde İran Cumhurbaşkanı'nın, Dışişleri Bakanları'nın cansız bedeni bulundu ki şunu söyleyelim. Orada Akıncı'nın orayı tespit etmemiş olmuş olsaydı burada yaya şekilde yürüyerek arama gerçekleşecekti. Belki de bu günler dahi sürebilirdi. Ancak Akıncı Yağ'ın Türkiye Cumhuriyeti'nden, Türkiye'den gelerek bu bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştirmesi ve çemberi daraltması ve sonrasında da tespit yapmasından sonra Kızılay ekibi, arama kurtarma ekibi devreye girdi ve hatta şunu söylemişlerdi sabah saatlerinde, evet yapılan çalışmalar neticesinde Akıncı'nın tespiti sonrasında artık enkazın yeri biliniyor, enkazın yerini bulduk, 2 kilometrelik bir mesafedeyiz demişlerdi ve sonrasında da zaten yaklaşık bir saat içerisinde o noktaya yürüyerek ulaştıktan sonra da o acayip haber geldi. İran Peki şimdi Mehmet dağlık bir alanda görüntüleri de ekrana taşıdı. Bağlantımızı bir yandan arkadaşlarımız yeniden sağlasın. Çünkü akıllarda sorular var malumunuz. Özellikle de iki devlet başkanı görüştükten ve bir açılış yaptıktan sonra bunun yaşanıyor olması. Dün akşam saatlerinden itibaren Türkiye'den yardım alınmadan önce bu enkaza ulaşılamıyor olması akıllarda soru işaretini de beraberinde getiriyor. Kaldı ki Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere baktığımızda özellikle İran'a uygulanan süregelen yıllardır ambargolar, bir yandan İran'la İsrail arasında son dönemde zaten hep bir gerginlik söz konusuydu ama fiziki bir gerginliğin yaşandığını geride bıraktığımız haftalarda biliyorsunuz konuşmuştuk. Bu önemli başlıklardan bir tanesi. Gözler bir noktada bu gerginliğe de çevriliyor. Bir diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'ni işin dışında düşünmek de zorlaşıyor. Bu tabii eğer sadece bir kaza değilse. Şimdi sabah saatlerine kadar bildiğimiz şu, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan bir helikopter. Ancak tabii soru işaretlerini de beraberinde getiren bir konu da şu ki bu helikopter tek başına uçmuyordu. Reisi'ye eşlik eden iki uçuş yapan uçak, helikopter daha mevcuttu bir yandan. Onlarla birlikte ilerleyişi sırasında bunun yaşanması, bir diğer yandan hava şartlarının öngörülememiş olması, bunun nedeninin ne olacağı akıllardaki soru işaretlerini daha da güçlendiriyor. Dediğim gibi 9 kişi vardı helikopterin içerisinde ve o 9 kişiden kurtulan yok açıklaması var. Bu arada bir yandan da İran'dan da görüntüler geliyor. İşte halkın camilere, sokaklara çıktığı yönünde, dünden bu yana duaların edildiği yönünde. İran ajanslarının geçtiği haberleri de bir yandan yakından takip ediyoruz. Gidelim İran'a. Son durum ne diye soralım. Bu kez muhabir arkadaşım Ekber Karabağ, haber nöbetini sürdüren isim. Ekber, nasıl bir atmosfer var? Özellikle sabah saatlerinde gelen ölüm haberiyle birlikte resmi bir açıklama geldi mi, onu da sorayım sana. Bu haberle birlikte nasıl bir atmosfer var İran'da? Evet Cansın, aslında evet, resmi açıklama geldi. Sabah saatlerinde resmi açıklama geldi ve ucu açıklamada Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in hayatını kaybettiği belirtildi. Ve ekipten konvoyunda bulunan herhangi bir kimsenin canlı bir şekilde kurtulamadığına yönelik resmi açıklamalar yapıldı. İran Devlet Televizyonu bu haberi verirken Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i için şehit ifadesini kullandı ve onun bir hizmetkar olduğunu bildirdi. Az önce Bakanlar Kurulu acil bir şekilde toplandı ve toplantının ardından bir açıklama yapıldı ve o açıklamada bu olayın ülke yönetiminde herhangi bir aksamaya neden olmayacağı belirtildi ve o açıklamada Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i için canını İran milletine feda eden bir hizmetkar ifadesi kullanıldı. Kızılay Kurumu'ndan da bir açıklama geldi ve o açıklamada Kızılay Kurumu Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ve bu olayda hayatını kaybeden diğer İranlı yetkililerin işte Tebriz'e getirilmek üzere olduğu ve buradan da işte Tahran'a getirileceği ifade edildi. Cansın Elbacı, müsaade edersen ben Tahran'daki o genel havayı da size yansıtmaya çalışıyorum. Aslında sabahın
erken saatlerinde bu görüyorsunuz bazı mağazalar hala açılmış değil. Ben bazı insanlarla böyle üstünkörü konuşma fırsatı oldum. Onlara işte bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sorular sordum. Onlar genellikle insanların bir kısmı üzgün olduklarını bu olay dolayısıyla bildirdiler. Bazı insanlar da işte fazla umursamadıklarını bu meseleyi ifade etmiş oldular. Ve bundan sonraki süreçte ise ülke erken seçime gitmiş olacak. İşte İran yasaları gereği Cumhurbaşkanı hayatını kaybetmesiyle birlikte anayasayı gereği 50 günlük süreyle birlikte Cumhurbaşkanı'nın birinci yardımcısı o görevi üstlenmiş olacak. Fakat bu süre zarfında oluşturulacak bir komisyonla birlikte erken seçilime gidilmiş olacak ve o erken seçimlerde ülkenin yeni Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği ifade belirtiliyor. Tabii ülke lideri Ayetullah Ali Hamenei de bu süre zarfında yetkilerini kullanarak bu Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in yerine geçecek isimlerle ilgili de farklı kararlar da verme gibi bir yetkiye de sahiptir. Ancak bu böyle bir şeyin olacağı düşünmüyor. Muhtemelen Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Tahran'a getirildikten sonra doğum yeri olan Meşhed'e götürülecek, Horasan eyaletine götürülecek ve orada defnedildikten sonra bu süreç yaşanmış olacak. Canan Fenerli Bacı, son olarak da şunu belirtmemde fayda vardır. İşte bu olay nasıl yaşandı? Acaba bir kaza mıydı? Hava muhalefeti nedeniyle yaşanan bir kaza mıydı? Bir sabotaj, bir terör eylemi miydi? Tabii bu konularla ilgili de ülke medyasında, ülkedeki işte yorumcular tarafından yorumlar gündeme getiriliyor. Ancak bu soru hala net bir şekilde yanıtlanmış değil. Muhtemelen önümüzdeki günlerde İbrahim Reis'i defnedildikten sonra bu konunun daha fazla üzerine gitmiş olacak. Ve işte tam olarak bu olayın nasıl yaşandığı o zaman netleşmiş olacak Cansın Elbaşı. Ekber, konuşmaya devam edeceğiz elbette. Teşekkür ediyorum. Son durum böyle bir